Her söylediğim kelimenin i harfi de doğrudur. Hiçbir şekilde söylediğim her kelimenin de arkasında. Ben Yaşar Abay, Artvin Arhavi'de yaşıyorum. 10 yılını doldurdu. 10 yılını doldurdu. Menager Holding, şu arkada gördüğünüz HES'e temeli attığı gün itibariyle bugüne kadar bizleri hiçbir kaydı almamışlardır. Bu HES belediye hudutları içerisindedir. İmar iskan planı içerisinde, hudutları içerisindedir. Zaten bu HES'in yapılması da yasal olarak mümkün olmadığı halde biz 10 yıldır burada yeğenlerimin iki katlı evini başına yıktılar. 10 yıldır tehdit altındayız, tehdit alıyoruz. Tabii biz aldığımız tehditlere hiç kulak vermiyoruz. Bu yakın zamanda yine Kenan Oz Yazıcı diye Menegi Holding'in kendi adamları var. Ali Cumhur, Miraç Günal, Hakan Coşkun diye birisi var. Buraya yeni müdür olarak gelmiş ve benim elimde onun bir dilekçesi var. Tekrar bu isimleri bir alabilir miyiz? Kenan Oz Yazıcı, bizi tehdit eden insanlar. Ali Cumhur, Miraç Günal, Hakan Coşkun. Hakan Coşkun yeni gelmiştir buraya, müdür olarak atanmıştır. Ve elimde bende onun olduğu dilekçeyi okursanız inanın. Kimin bu dilekçe? Hakan Coşkun'un. Evet. HES'in hiçbir zarar vermediğini, yani bunlar yalakalık yapıyorlar yani MNG'ye. Ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde işte adaletinden en ufağından en buyuğuna kadar 10 yıldır çekiyorum. Ben bu sarsıntı altında yağmurda, çamurda, karda, kışta, kıyamette dışarıda soba yakıp şemsiyeyle beklediğim günler. Çoluk çocuğum ve neyi bekliyorsun? Eve giremiyoruz yani titreşimden, sarsıntıdan evimizin içine giremiyoruz, titriyoruz. Nereden oluyor bu titreşim? Titreşim daha önce silindir çalıştırdıkları için silindirden titreşim vardı. Şimdiki işte büyük türbünü çalıştırdığı zaman sıkışmasından çalışırken ve dururken buralar yerle bir oynuyor. Ne adaletten bir şey görebildik, fayda görebildik. Şikayetçi oldunuz mu? Şikayetçi şu anda mahkemedeyiz efendim. Zaten mahkeme devam ediyor. İşte bize diyorlar ki mahkeme bitene kadar ses çıkarmayın. Ama biz bugün burada mahkeme bitene kadar belki birimiz öleceğiz yani. Belkimizin birinin başına taş düşecek. İşte sıvalar kopmaya başladı. Evin tavanları çökmeye başladı. Birazdan göreceksiniz abimin evinin tavanları ne aldı olduğunu. Benim için demişler ki Yaşar Abay bizi Rize İdare Mahkemesi'ne şikayet etti. Yaşar Abay bize 4 milyon dolar zarar verdi. Biz onun yerini, arazisini istimlak etmeyeceğiz. Ölseler de bizi ilgilendirmiyor diye. Bunu diyen Kenan Oz Yazıcı. Görevi ne bunun? Bunun görevi Menegi Holding'in eniştesi bu adam. Yani şirketin ana merkezi bu. Tabii bu adamlardan biz tehdit alıyoruz ama biz hiç kulak, biz şey yapmıyoruz yani. Kaydıya bile almıyoruz. Nedir tehditler dediğin? Ne? Tehditler şöyle bir şey. İşte biz orayı istimlak etmeyeceğiz. Ne olursa olsun dediği zaman zaten buradaki sarsıntıdan, buradaki bu sıvaların dökülmesinden, işte benim banyodan başlayan, başıma düşen, affedersiniz tuvalete girerken başıma düşen taşlardan, bakın ben burada basın arkadaşlara telefon açıyorum, bana söyledikleri bir şey var. İşte kavga çıkar, işte birini döv, bir olay yarat. Olay yarat, biz çekime gelelim. Ben olayı yaratmıyorum. Ve Allah'tan başka kimseden de çekinmiyorum. Şu anda ben Abay ailesi olarak abim ve yeğenlerimin evleri başına yıkılmıştır. Terk ettiler evlerini. Evlerini 5 sefer yıkmaya çalıştım. Menegi Holding adamları, evleri yıktırtmadım. Şu anda mücadelemeye yine devam ediyorum. Benim avukatım da ne kadar o adalette hukuku okuyanlar varsa benim avukatım da aynı hukuku okumuştur. Yasaların ne olduğunu biliyorum. Elimde 100 metre koruma bandı var. Sağlık koruma bandı. Bu 100 metre sarıma 150 metre koruma bandı var. 100 metre asgari olarak 100 metre. Ben şurada şunu söylemek istiyorum. Menegi Holding Arhavi Belediyesi AK Parti iktidarı zamanında belediyeyi karargah olarak kullanıyordu Arhavi Belediyesi'ni. Şu anda da belediyeyi karargah olarak kullanmaya başladı. Belediyeyi biz kazandık. Biz kazandırdık belediye başkanına. Beni MNG'yle karşı karşıya getirtmeyin diye bazı arkadaşlarıma bir şeyler söylediklerini duydum. Biz kimseden korkmuyoruz. Belediye başkanından da MNG olduğundan da. Şu an CHP'li başkan. CHP'li başkan, evet. CHP'li, İYİ Parti CHP
koalisyon öyle. Arhavi'de oturttuk. İşte beni belediyeyle karşı, MNG ile karşı karşıya getirmeyin deyip Vasfi Kurtoğlu başkanım arkadaşlarıma bunu uyarmıştır. Ben bu anda Vasfi Kurtoğlu'ndan ve MNG Holding'den hepsinden burada şikayetçiyim. Şöyle şikayetçiyim. Adalet Trabzon'a giden ağır cezaya, bakın tekrar altını çiziyorum. Trabzon'a giden ağır cezaya buraya 7 sefer heyet geldi. 7 sefer. Heyet geldi buraya. Heyet, gelen heyetler üniversiteden. Benim ne babamın oğlu, ne kimseyi tanırım, ne de şey yaparım. Her heyetin yazısında koruma bandının içindedir diye buralar. Koruma bandının içinde. Yani o 100 metrelik mesafenin içinde. Evet efendim, buyurun. Buyurun burada, yazın burada. 100 metre koruma bandı burada. Aslında 150 metre koruma bandı var. Asgari 100 metre. Geçen gün Arhavi Belediyesi bu kararı alıyor. Arhavi'deki yönetim kurulunu hepsi el kaldırıyor. Bu bandı kabul ediyor. Ama Artvin Çevre İl Müdürlüğü'nden gelen bir yazı koruma bandının olmadığını söylüyor. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Arhavi'de ve Artvin vilayetinde MNG Holding ve şu gördüğünüz saydığım insanların hepsi, şu gördüğüm saydığım insanları bir korku yaratmıştır. Memuru, devleti, devlet memuru, memuru, belediyesi, hiç kimse görev yapamıyor şu anda. Bakın ben kimseden korkmuyorum. Ben sadece Allah'tan korkuyorum. Artvin Çevre Müdürlüğü